Evet kardeşim. Başkanım, bu süreç ligin son haftalarına doğru gelişseydi, bu tepkiler son maçta büyük puan kaybıyla da gelişebilecek tepkiler, o zaman da bırakır mıydınız? Kardeş, şöyle söyleyeyim sana, bravo. Şu anda şampiyonla oynama, transfer yapma, yeni takım kurma ihtimali olduğu için insanların önünü açmak adına şimdi ayrılıyorum. Eğer 6 Şubat'ta bu koltukta olsaydım hiçbir yere gitmezdim. Benim gözümün içine baka baka bu kulüp senin lan diye bağıranlara yuttum. Allah senin belanı versin lan diyenleri yuttum. Bak Halil abiyi söylüyorum. İçim kan ağlayarak devre arasını getirdim. Eğer şu devre arası fırsatımız olmasaydı sezon sonuna kadar ben Çorumspor'u yarı yolda bırakmadan götürürdüm. Ha, şampiyon olurduk, olamazdık. Çıkardık, çıkamazdık. Onu bilemiyorum. Ama iddia ediyorum şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi matematiksel olarak devam ettiği sürede Çorum Futbol Kulübü'dür. 3 puanlı sistemde gidersin Sakarya'da, Sakarya'yı yenersin, çarşı tekrar karışır. Yenilirsen playoff'un en güçlü adayısın. Kimse kimseyi kandırmasın. Yenildik, playoff'ta en güçlü aday Çorum Futbol Kulübü'dür. Başka varsa hepiniz yazıyorsunuz, söyleyin. Karşıdan gelecek gruba da bakın. Deyin ki yok Çorum çıkamaz diye. Playoff'un da en güçlü adayıydık kardeşim. Evet. Evet abi. Özellikle sizin konuştuğunuz başkana çok inandıklarına ifade ediyorlar. İskilten bir dostumuz ve şahsım adına hakkım helal olsun, ne olursun onlar da bize hakkımı helal etsin diye. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun abi. Helal olsun. Yani şöyle, kulübe talipli çıksın Rıfat'cığım. Sen de onlarla birlikte gel. Kulüpte görüşmeleri izle, kamuoyunu açıkla. Bu kadar şeffaf. Gel otur, sen yaz. Peki 4 kişi geldi, kulüp istediler, yönetimleri hazır. Gittik kulübe, bütün dokümanlar önümüze geldi. Kulüple ilgili görüşmeler yapıldı. Bunlar söylendi, bunlar oldu diye kamuoyuna yaz. Ben de vallahi senden öğreneceğim.